Evet, bu da bir market mall içinde gene. Burada kasaları var. Buraya ilk başa meyveleri koymuşlar. $5 bunlar. Yani $1.25. $4.5 var. $3.75'e var. Kuji elması kilosu. Burada daha ucuz burası. Marketteyiz şu anda. Şurada sebze reyonu var. Burada kabaklar var. Soğanlar var. Burada küçük soğan var. Kilosu $4. Hindistan'dan geliyormuş. Onun yanında evet $4'e gene sarımsak var. Şu çok ilginç. Büyük soğan $19. Türkiye'de pahalı, burada da pahalı. Yani 4.5 dolar. Yani 30 lira falan soğanın kilosu. Bu şekilde. Malezya'da soğan Türkiye'den çok daha pahalı. Armutlar var burada. Bunlar pek tadı olmayan armutlar. 2.75 kilogram fiyatı. Şu bizim cennet hurması var. Smith Persimmon'muş bak adı. Persimmon'muş pardon. Orada o ejder meyveleri var. Üstte narlar var. Kavunlar var burada. Yine değişik armutlar var. Bunlar herhalde daha güzel. 12.000. Şu çok değişik bir armut. Armutsa eğer bu. Rengi falan enteresan gerçekten. Tatlı kavun içi bir rengi var. Mangolar gene burada. Bu da çok ilginç bir meyve. Filipinler'de ben bunu ilk kez gördüm. Çok yumuşak içi. Kocaman bir çekirdeği var ortasında. Bu da demin manavdaki gördüğümüz Red Dragon, kırmızı ejderha. Şurada daha güzel renkli olan versiyonlar var. Burada gene ananaslar var. Kavun karpuz reyonu var. Şöyle ortaya koymuşlar bunları. Şurada yine ortada atıştırmalıklar var. Buralarda ne diyorlardı bunlara ya? Sinek diyorlar yani. Patlamış mısırlar var. Değişik kurabiyeler var. Donutlar var. Ondan sonra böyle yağda kızartılmış mı artık? Tır herhalde şeyler var. Hamur ürünleri diyelim. Burada bunların noodle'ları herhalde bunlar. Bizim kadayıfa benziyor da tatlı mı acaba diye insan düşünüyor tabii. Yani tatlı olabilir tabii. Şurada kruvasanlar var üst tarafta. Burada böyle değişik ürünler, yeşillikler var burada. Şurada hurma standı var. Geçen görmüştüm. Ya şurada çeşit çeşit hurmalar var burada. Kilosu $70'ten başlıyor. Yani o büyük olan versiyon tabii. 35 $17.5 yani çılgın bir para. $15'e de var ama böyle hazır paketlenmiş. Şurada ekmekler var bakın. Bizim lavaş tarzında ve pide tarzında ekmekler var. Burada da yine üst tarafta o lavaşlar, bu tarafta normal ekmek böyle satılıyor. Filipinler'de de böyle satılıyor. Şu paketle. Bir de bunun büyük boyu var. Şu aşağıda. Yani böyle poşetli. Pek ekmek yemiyorlar yani. Yense böyle tek tek poşete girmez. Hurmanın değişik versiyonları var burada. Çikolatalı vesaireli. Ondan sonra çikolata standı var. Üstteki. Evet, burada fıstık ezmeleri var. Ballar, reçeller var. Bal var diyorum ama bakayım. Bal görebiliyor muyum? Evet, şurada bal var. Ne kadar? 380 gramı $12. Yani 12'yi bölersek, $4 desek, 300 gram $12. Yani pardon, $12 balın kilosu burada. Böyle enteresan kurabiyeler var. Şurada soğukta tutulan sebzeler var. Soğuk dolap yani, bu buzdolabı tarzı. Değişik, enteresan, buraya has şeyler de var. Bildiğimiz lahana gibi işte domatesler. Böyle küçük domatesler var, büyük domatesler var, mantarlar var, değişik tarzda. Yumurtalar var, buzdolabında duruyor. Herhalde şeydir bunlar, organik yumurta ki korumuşlar. Değişik çikolatalar, dondurmalar var burada. Şuradan yağlar başlıyor. Tereyağlar, bir de öbür bizim zararlı margarin yağlar. Şunlar
peynir galiba. Evet. Cheesecake için krem peynirmiş bunlar. Böyle daha kaliteli peynirler. Böyle bizim bildiğimiz lavaş kiriler falan. Onlar dünya markası, her yerde biliyorsunuz. Değişik yine çeşitli peynirler var. Şunlar çok ilginç bir şeymiş. Geçen sormuştum. Bu soyadan yapılan bir şeymiş. Ben peynir zannetmiştim. Böyle tuzsuz bir şey bu. Tatsız da, yani şeker de değil. Değişik meyveler var. Doğranmış böyle. Burası da soğuk hava. Salamlar var. Şu an helal bölümdeyiz. Filipinler'de falan hiç bulamadık. Burada helal salamlar var. Tavuklar var. Et reyonu var burada. Değişik. Yine bunların hepsi kuzu. Bakayım. Evet. Mesela neyi görebiliriz? Kuzunun mesela bir yeri şortilon diyor. Lamb şortilon. 100 olsa $25. Evet. Şurada bir başka parçası var. Beef diyor. Bu dana 50 kilosu. Yani $12.5. Yani çok da ucuz değil. Malezya'da et. Şurada deniz ürünleri var. Kalamarlar var. Karidesler var. Şurada yengeçler var. Burada deniz ürünü çok deniyor. Sardalya var. Pehlivan gibi olmuş. Okyanusa yakın istedim. Başka balıklar. Yine shrimp neydi bu ya? Karides işte. Ha? Büyük balıklar var. Kırmızı balık efsane. Şu şekilde. Burada da dondurulmuş somonlar var. Şu orta bölümde yine böyle bir donmuş ürün standı. Balık bunlar. Burası balık. Kızartmalık ürünler. Fish bowl diyor. Balık topları. İşte hazır alıp yağ atmak için Çin ürünleri var. Çin tipi. Ortasında bakın sarı bir şey, dışı beyaz böyle. Şurada içecekler var. Şurada yoğurtlar var. Burası içecekler. Meyve suları. Normal meyve suyunun litresi $1.25 falan. $3 da var. İşte bizim Dimes var. Bak bu çok güzel denk geldi. Dimes portakal suyu. Burada 18 ringgit'e satılıyor. Yani $4.5 satılıyor burada bu. Allah tebrik ediyorum. Satabiliyorlarsa süper. Dimes gelmiş. Evet. Başka yerli marka, bizim marka bakıyordum da başka yok. Sadece Dimes var burada. Yani burada 1.25 ringgit'e de var. Bizimki, yani pardon, 1.25 dolara da var. Bizimki bayağı efsane yani. %100 diyor. Olunca böyle olur diyor. Gerçi ucuzu da varmış. O herhalde nar olduğu için o öyle. Şurası 8.25. Onun iki katına yakın, biraz 1.5 katı pahalı. Yani $2. Bu şekilde yerli marka görmüyoruz başka. Elma suları var. Değişik meyve suları var. Buralarda soda var. Mesela soda çok enteresan ya. Bu İtalyan sodası 7 ringgit. Yani $1.75. Ha, burada Coca-Cola'ların üstünde helal sertifikası var. Kola içmek isteyen, çekinen insanlar için buraya gelebilirler. Malezya'da helalmiş kola. Geçen bir yerde görmüştüm. Burada mı? Başka bir yerde mi? Başka bir yerde. Burada alkollü ürünler var. Burada demini almak isteyen, dem bu demdir diyenler için. Bu orta bölümde gene herhalde bira gibi bir şey bunlar. Yo, bunlar şeymiş, meyve suyu tarzları ama burası bakın, şurada da etler bölümü var. Non helal diye ayırıyorlar burada. Yani helal olmayan ürünler bu tarafta. Domuzlar, momuzlar. İşte. Evet. Hem diyor. Evet. Salamlar falan var. Pork diyor. Aynen. Domuz bunu. Ya yani şey de var. Hindi var mesela. Yani başka hayvanların da var. Chicken var. Mesela şu tavuk. Ama burası helal olmayan bölüm. Burada da görmek istemediğimiz hayvanlar, mahlukatların etleri var. Şu orta kısımda da
Çinlilerin noodle'ları var. İşte bunlar su, kaynar su döküp yiyorlar bunu. Sallama çayın sallama versiyonu, mantı gibi bir şey yani. İnce, çubukla yiyorlar. Burada değişik ürünler var. Temizlik ürünleri. Bu şekilde yani ayırmışlar Malezyalılar. Helaller, alkoller bir tarafta. Ülkenin herhalde bayağı üçte birine yakını Çinli. Başka insanlar da çok var. Böyle çocuğumuz itinayla her yerdeki gibi değişik işte tencereler, tavalar falan derken uzanlı çıkış var, kasalar var. Bu şekilde. Görüşmek üzere.